Geçen sene de tanıtmış olduğum Kılıvan Karavan bu sene daha gelişmiş bir şekilde karşımızda fuarda yerini almış. Hemen sol tarafımda Oğuz abiyi kameraların karşısına aldık ve sorularımızı soruyoruz. Bize ürününüzün neler revize olduğunu, neler değiştiğini bir anlatabilir misiniz öncelikle? Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Ürünümüzde daha sonra güncellemeler yaptık. Balkon evet. Konseptinde ayrı bir çerçeve oluşturduk. Su sızdırmazlığını tam korunaklı hale getirdik. Tamam. 5 yıl zaten su sızdırmazlık garantimiz var. Onun dışında buralara sineklik ekledik. Bu şekilde. Çok güzel. Müşterilerimiz kahvaltı sefasını yaparken, yemeğini yerken dışarıdan etkilenmeyecek. Evet. Onun dışında önde panoramik camımız devam ediyor. Tamam. Kendisi 5 mm uçak camıdır. Kırılmaz, asla darbeye dayanıklıdır. Atölyemize gelip kırılma testi yapabilirler. Kırabilenlere hediyemiz var. Aslında atölyeye daha önceden ben gelecektim. Fırsat olmadı. Hep Bursa'ya bekleriz. Geçiyorum. Yine bekleriz. Atölyeye bir ara bekleriz. Uğrayacağım. Bekleriz. Burada da bir tane burada yine sineklikli ve gölgelikli. En iyi marka 45'e 110 bir camımız var. Bakın burada gayetçe büyük. Balkonu açmadan sadece burayı da açabilirsiniz. Evet. Bu balkon açıldığı zaman buraya komple giriyor değil mi? İçine evet, doğru. İçeri kapandığı zaman. Tamam. Yüzeyle sıfır hale geliyor. Yüzeyi neyle yapıyorsunuz peki? CTP, gofrajlı malzeme. Ne demek gofrajlı malzeme? Ne gibi bir avantajı var? Yüzeyi düzse gofrajsızdır. Evet. Yüzeyi böyle pütürlüyse gofrajlı. Bunun dezavantajı avantajlarını anlatayım. Gofrajlı malzeme hem estetik olarak daha güzel gözüküyor. Evet. Hem de darbeye biraz daha dayanıklıdır. Darbe yemişe daha dayanıklı. Aynen. Gofrajsız malzeme düzdür. High glass çeşitleri vardır. Ha, parlak. Evet. Üstüne baskı folyo daha kolay yapılır. Bunda dümdüz olmadığı için folyo yerine evet, evet. boya nokta yapıyorlar. Nokta falan olur. Boya yapıyorlar. Bunun tek dezavantajı efendim temizlenmesi. Ha, evet, tozlandığı evet, evet. zaman biraz zor. Biraz hani fırçayla vesaire evet, temizlemek evet, evet. Detaylı biraz bilmek lazım. Öbüründe tazikli suyla direkt temizlediğimiz gibi çıkıyor. Akıyor yani. Gidiyor. Aynen. Peki çekme karavanlarda elektriği nereden alıyor bu insanlar? Çekme karavanda bizim hem bunda iki panel iki akümüz var. Şu anda üzerinde var üzerinde mı bu modelin? 410 watt yani toplamda olmak üzere iki güneş paneli var. İki tane de 100 amperli jalekusu var. Tamamdır. Onun dışında bir de dış elektrik girişimiz var. Dış elektrik girişiyle birlikte sonsuz bir elektriğe sahip oluyoruz. Sahip oluyoruz. Onun dışında da bu halde tam dolu haldeyken 3 gün size aydınlatma için bu yeterli. Eğer güneş varsa o da sonsuza kadar size sınırsız elektrik sağlıyor. Yetiyor. Şimdi isterseniz dolaşacağız. Elektrik sisteminde ne kullanıyorsunuz? Elektrik sisteminde yanmaz kablo kullanıyoruz. 1000 watt tam sinüs şarjlı invertör kullanıyoruz. Asla modifiye sinüs kullanmıyoruz. Panellerimiz half cut monokristal panel. Üstüne yarım gölge bile düşse veya tam bir gölge bile düşse şarj etmeye devam ediyor. Kışın. Aynen kışın da yazın da. Aynı zamanda güneşsiz sadece aydınlık havada bile kendini şarj ediyor. Biraz verimi düşüyor tabii ki. Onun dışında tüm ürünlerimiz 220 ürünlerimiz ev tipi sigorta. 12 volt ürünlerimiz de cam sigortayla korunaklı halde. Burada gördüğünüz her bir ampul bile o sigortadan geçiyor. Herhangi bir aksi durumda direkt sigorta devreye girip sistemi kesiyor. Kesiyor. Peki. Şimdi en çok sorulardan bir tanesi de bu şasiler. Şasi nasıl olmalı bir karavanda? Bir karavanda şasi öncelikle dingil, fren, kaplin o tür bileşenleri İtal marka olmasını tavsiye ediyoruz. Biz de Knot ve Alco dışında kullanmıyoruz. Kullanmıyorsunuz. Onun dışında stabilizatör imkanı varsa müşterinin %100 olması lazım. Savrulmayı önlüyor yolda. Evet. Yanınızda bir tır geçtiğinde vesaire sizi sallayabiliyor. Güvenli bir sürüş için stabilizatör de bizce olmalı. Ha, Türkiye'de kullanmayanlar var ama ileride stabilizatörsüz karavan kalacağını sanmıyorum. Yani. Peki, 4 tane destek ayağımız var. Rüzgarlı havalarda özellikle müşterilerimizin ayakların dördünü de aşmasını tavsiye ediyoruz. Uzun konaklamalarda evet, değil mi? Zaten pilot tekere yük binmemesi lazım. Ayaklar kapalıyken zaten arka tarafa geldiğinizde karavanın önü havaya kalkar. Evet. Araçta takılı değilsin. Peki duş olayını nasıl yapıyoruz? Şimdi temiz suyumuz ve kirli su depomuz var mı? Şimdi çekme karavanların çoğunda genel olarak temiz su için bir depo mevcuttur. Bizde tamam. 100 litre temiz su deposu var. Dış duş özelliğimiz var onun dışında. Ayrıca bizde gazlı şofben var. Sıcak su imkanı hem mutfakta hem duşta mevcut. Dış kirli suyun giderini de biz dışarıda tüm gideri toplamış halde bir boru vasıtasıyla topluyoruz, bırakıyoruz. Müşterilerimiz atık su tankı alıyor. Direkt o boruyu o tanka bağladığında onlar tekerlekli portatif tanklar.
dolduruyor onu, müsait bir yere döküyor. Yalıtımında, iç yalıtımda ne kullanıyorsunuz? Biz karavanlarımızda, biz zaten Kılıvan Karavan olarak en çok öne çıkan özelliğimiz yalıtımımız. Bizim tabanımız 7 cm, duvarlarımız 5 cm kalınlığında. Tabanda ve duvarlarda dıştan fiber CTP var. Tabanda ve duvarda 3 cm yüksek tansiteli köpük var. Aynı ayrıyetten tabanda PVC zemin, yani yüksek kalite minefro var. Duvarlarda da deri de kullanarak hem ses ve ısı yalıtımını arttırıyoruz. Tek tip mi karavan üretiyorsunuz? Biz de aslında tek tip değil. Biz de müşteri odaklıyız. Biz burada bile bu modelde koltuk döşemesinden dolap tasarımına, duvar tasarımına kadar müşteri kendi seçiyor. Rengini. Böylelikle kendi karavanı kendi oluşturmuş olduğu için ayrı bir zevk alıyor karavandan. Biz de aslında üstümüzden sorumluluğu atmış oluyorsunuz. Kendi seçim yapıyor. Tabii seçim yaparken ona fikir veriyoruz. Böyle daha iyi olur, şöyle daha iyi olur tabii ki. Ama sonuç olarak müşteri belirlediği için hem onun hoşuna gidiyor hem bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Model olarak da modelde de sınırımız yok. Bu panoramik cam ve balkonu iptal edip başka modellerde yaptırabilirler. Daha uzununu, daha kısasını. Şimdi yeni bir çalışmamız var. Teardrop üretimine gireceğiz. Daha küçük, taşınması kolay, hafif yapılar. Maliyeti de düşük olacak. Düşük olacak. Ülkemizde onun artacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok kullanılıyor teardrop. Küçük karavanlar. Her araç çekiyor. Görüş alanını kısıtlamıyor. İçi sadece yatak. Arka bagaj kısmı açılıyor. Mutfak oluyor. Tamam, doğru. Teardrop İngilizce anlamı göz yaşı anlamına geliyor. Göz yaşına benzettikleri için o isim verilmiş. Anladım, güzel. O şekilde veya bunun uzun modelinde, 6 metrelik halinde yapabiliriz. Biz müşteri odaklıyız. Müşteri nasıl isterse o şekilde bir tasarım yapıyoruz. Ama en çok insanlar tarafından sevilen modelimiz bu oldu. 4 metre uzunluğunda 3 kişilik. Özellikle balkonu ve ön camı, diğer çok dikkat çekici. Evet. Peki şimdi içeriye geçelim ve içeriği bana anlatın. Ki, daha iyi olur. Ki, buyurun. Bakalım. Şöyle dışarıdaki kapımızı göstereyim. Bizde karavan kapısı mevcut. Burada kendi camı var. Camını istediğiniz gibi. Yine sinekliği perdesi var. Peki. Burada dış bagajımız var. Şuradaki kenarda bir bagajımız mevcut. Kapı da bu şekilde sabit duruyor arkadaşlar. Sabitleme aparatımız var. Burada isterseniz çöp kutusu, isterseniz ayakkabılık olarak kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Burada bir tane gazete mazete koyarız oraya, dergi vesaire. Burada bir sinekliğimiz mevcut mu? Tabii, kapıda. Bakın mevcut. Kapıda da sinekliğimiz mevcut. Çok güzel. Bir tane lambamız var burada, yine bunu LED lamba. İsterseniz aydınlığını görün. Bakın LED lambalarımız ufak ama gayet de bayağı bir fark etti şu anda aydınlığı. Biz Sanel markadan başka kullanmıyoruz. Bizim yani o dış aydınlatmamıza kadar marka biter. Şimdi çekme karavanımızdan içeriye girdik. Benim hemen de bizi boyumu da isterseniz vereyim. Evet, ben 1.83 boyundayım. Mesafe olarak 15, yine 15-20 santim. İç ferahlığımız içeride size temiz 2 metre kalır. Kalıyor. Ebatlarımız nedir peki? 4 metre dış genişliğim, dış tamam. Uzunluğumuz. 2.10'a 2.10 yükseklik ve enimiz dıştan dışa. Anladım. İçeride 2'ye 2 temiz size kalıyor. Şimdi içeride nasıl bir kullanış alanı sunuyorsunuz müşterilerinize? İçeride öncelikle burada 2 kişilik oturma ve yatak alanımız mevcut. Şu. 135'e 2 metrelik bir yatak oluşuyor. Çok kapandığı iyi. Zaman. Arka tarafta da 90'a 2'lik bir tek kişilik yatak var. Burada bir çocuklu anne veya baba da rahat bir şekilde yatabilir. Küstükleri zaman yatsınlar. Aynen. Allah küstürmesin ama. Tabii kimseyi küstürmesin. Burada da mesela banyomuzdan ufak bir bahsedeyim. Burada bir boy aynamız var. Bakın şu şekilde. Koridoru açılıyor. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. İçeriye geldiğinizde. İçeride burada dıştan kasetli Tedford tuvaletimiz var. Bu tuvalet istediğiniz yöne döner. Çok güzel. Bu şekil açılır. Evet. Altta kendi tankı vardır. Orada sifonu vardır. Orada gazlı şofbenimiz var. Sıcak suyu şofben size sağlıyor. Bu şofben neyle çalışıyor? Gazla çalışıyor. Gazlı şofben çalışıyor. Burada da bir evimiz var. Banyomuz banyo var. Evimiz. Çok güzel. Altında bir dolabımız var. Altında mevcut. Bir dolabı var. Saklama alanı mevcut. Çok güzel. Burada bunu uzatıp dış başlığı olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet, o şekilde. Peki bunun havalandırmasını nasıl yapıyoruz yukarıda? Burada gördüğünüz gibi hem ledli hem de iç ve dışa fan özelliği olan. İçerideki havayı dışarı, dışarıdaki içeri, havayı temiz. Hem de dışarı içeri. Nasıl çok güzel ederseniz. Aynı zamanda açılıyor. Tavan heki olarak da kullanabiliyorsunuz. Harika. Peki içeride, yağmur yağdığı zaman o hekten şey alıyor mu? Su gelir mi kenarlarından acaba? Yani tamamen açmayacak. Hafif açacak. Hafif açacak. Evet. Anladım. Çok güzel. Kapınız kapıda kapı yani abi. Kapımızda kapıda kapı yani, vallahi güzel. Çok güzel böyle mobilya desenleriyle. Tam çam 18 mm masif çamdan yapılıyor. Masif çam. Tezgahlarımız
daha sağlam olması açısından kayın malzemeden sert bir ağaçla yapıyoruz. İçerideki ısıtmayı neyle yapıyoruz? İçeride hemen şu altta çekebilirsiniz. Vebosta giriş. Ha evet. Bakın şurada. Ön tüplükte vebostumuz. Gece boyu 1 litre yakıtla sizi fazlasıyla ısıtıyor. Artık o derece ısıtıyor ki camı bile açıyorsunuz. Açıyor. Hava almak istiyorsunuz. Ha. Burada harika burada renklerle bir dolaplarımız mevcut. Bakın mutfak dolapları. Haziranlı dolaplarımız. Şöyle çok güzel desenler. Şu şekil bas çek sistem. Bakın harika. Hakikaten çok geniş ve buradaki yerleri de deriyle kaplamışlar ki evet, ses vesaire yapmasın diye. Bu bakın, haziranın diğer bir özelliği içeride hava akışını da sağlıyor. İçeride nem rutubet oluşmuyor. Böylelikle hem hafif oluyor malzeme hem de içeriği havalandırmış oluyor. Şimdi oturma grubunu yatak grubuna nasıl çeviriyoruz? Evet, güzel soru. Genelde müşterilerimizden gelen soru. En çok sorulan, evet, akıllarda kalan. Onu da göstereyim. Tabii. Şöyle. Bir şekil. Önce üstündekileri toplamamız gerekiyor. Evet. Bu şekil. Daha sonra şurada bir kolumuz var. Tamamdır. Bu kolunu çekeyim. Heh, bu yukarı doğru. Bu şekil açıyoruz. Tamam. Sonra biz buradan çıkıyoruz. Evet. Böyle geliyor. Aşağıya doğru atıyoruz. Eğildi. Tamam. Bu arkadaki sırtlıklarımızı alıyoruz. Birini buraya. Evet, diğerini doğruya. Birini de buraya. Şimdi gayet genişçe bir yatma. Bunlar da 10 cm yüksek tansisi Avrupa süngerdir. Rahat kaydırma yapmaz. Kaydırmaz. Üstüne tabii bir yatak örtüsü müşterilerimiz korumak amaçlı atar. Bakın perdeler de yine harika renklerle yapılmış. Buraya tutturulmuş bu şekilde. Bu camı açma imkanımız var mı? Müşterilerden böyle bir talep var mı? Ben müşterilerimiz camı soruyor. Evet, istiyorum özellikle diye. Ön camı açmamızı istiyorlar ama ön camı bu uçak camı, kırılmaz uçak camı ancak ortasını açıp zayıflatmak istemiyoruz camı. Güçlü halde kalsın. Bizim tavan ekimiz, mutfak camımız ve balkon camımız zaten yeterli havalandırma için. Yetiyor. Burada da bakın kocaman bir hekimiz var. Bu da yine hem gölge ve hem sineklikliği olan. Bakın şimdi bu kadar elektriği vesaireyi nereden kontrol ediyoruz? Bunun bir kontrol ünitesi var mı? Tabii ki. Öncelikle burada kontrol panelimiz mevcut. Evet. Gördüğünüz gibi şu an mesela her şeyi kapatalım. Evet, burada bir sürü ışık, spot ışıklar, işte ledler vesaire hepsini de yazmışlar. Bu kendinden sigortalı bir paneldir. Hmm. Aynı zamanda sizin üretmiş olduğunuz mu yoksa ki satın almış olduğunuz mu? Biz dışarıdan üretiyoruz, kendimiz üretiyoruz. Tamam. Destekçilerimiz var tabii ki. Bunda mesela seçeneklerimiz var, müşteri kendi tasarlayabiliyor. Bazıları kendi isim koymak istiyor, yapıyoruz. Hmm. Rica ediyorlar, kırmıyoruz. Burada su deposu göstergemiz var. Evet. Onun dışında şunlar nedir? Vebasto kontrol panelimiz var. Tamam. Burada da elektrik sisteminde ne kadar elektrik kaldığını, ha, elektrik girişini, güneş panelinin ne kadar iş yaptığını vesaire size gösteriyor. Onları gösteriyor. Şimdi bakın şimdi üst dolabımız var, gardırop. Bakın burada büyükçe bir dolabımız var. Hemen altına geldiğimiz zaman yine altında 90 litre buzdolabımız var. Bunlar 12 voltla mı çalışıyor? 24, 220. 12 volt arzu eden müşterilerimize 12 volt dokunuyor. Çevirebiliyorsunuz. Tabii. Arkalarındaki havalandırmalar nasıl peki? Oradan bir çıkış var mı? Fanlı buzdolabı havalandırması var. Diğer taraftan gösteririm. Tamamdır. Fanımız hep çalışıyor. İçeriği de aynı zamanda havalandırmış oluyor. Şimdi burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Normalde herkes yapmıyor bunu. Burası tabii ki hep bir yatak oluyor. Standart zaten. Çekme karavanlarda bu taraf masayı çektiğiniz zaman yatak oluyor. Ama şuraya bir cırt cırt sistemi yapmışlar. Bakın şunlar otururken maalesef ki hep sağa sola kayabiliyor bunlar. Sürüş halinde. Bakın şu şekilde böyle bir cırt yardımıyla, evet, buraya monte edilmiş bir şekilde kalabiliyor. Gayet güzel düşünülmüş. O daha önceden yoktu galiba. Evet, sonradan hatırlıyorum. Sonradan ekledikleri yine sürüş halinde diyelim bir dağ yoluna bile gittiğinizde, evet, koltuk sünger, sabit duruyor. Evet. Ya bir de otururken falan da çok rahatsız eden bir şey. Evet. Kayabilir, evet, hareketli bir çocuk vardır. Abi 350 binden başlıyor. İşte görmüş olduğunuz karavanımız da böyleydi. Diğer karavanlarda görüşmek üzere, takipte kalın.